Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir küçük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Ben Osman Tanju Güner'i, şu anda Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın Akziyaret köyündeyiz. Ama öyle ilginç bir yerdeyiz ki bunu anlatmadan geçmeyeceğim. Şu anda bir dağın başındayız ve bu dağın 360 derece etrafında Şanlıurfa'nın ovalarını görüyoruz. Ve burası bir mera, mezra ve iki tane koyun ırkı inceleyeceğiz burada. Bir tanesi zom ırkı, bugüne kadar hiç incelemediğimiz bir ırk ve aynı zamanda sürüç beyazı diye bir ırk inceleyeceğiz. Bu ırklara baktığınız zaman ilk bakışta Akkaraman hissi verecek size. Ama şunu söyleyebiliriz, Akkaraman'ın varyetesi bunlar olabilirler. Ve bu konuda sürü sahibi yanımızda Remzi Kılıç var. Bizi davet etti, sağ olsun. Geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Remzi kardeşim. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Urfa'ya mahsus bir tazı köpeği. Bu Urfa'da yetişiyor. Ben açık söyleyeyim, uzun yıllar İngiltere'de yaşamış birisi olarak ve tazı yarışlarını seyretmiş birisi olarak Urfa'da böyle bir tazı köpeğini gördüğüm zaman inanamadım Remzi. Yani evet, ilk defa görüyorum. Tek fark kulakları kesilmiş. Onu da kesmelerinin nedeni varmış. Çünkü Arap ülkelerine de gönderiyorlarmış. Bu köpeğin özelliği, bu köpekle Urfa'da tavşan avcılığı yapıyorlar. Tavşan yakalıyorlar. Tabii ki tazılar biliyorsunuz çok zayıf, ince köpekler oldukları için ve dünyanın en hızlı hayvanları. Yani çita ve tazılar dünyanın en hızlı hayvanları. Dolayısıyla üşümesin diye de üstüne örtü yapmışlar. Ve gerçek bir tazı köpeğini görüyorsunuz. Son derece cana yakın. Asil hayvan bunlar. Kraliyet hayvanı olarak geçiyor İngiltere'de. Kraliyet köpeği canım, olarak geçiyor. Arkada da çok ilginç, şu köpeği de göstermek istiyorum. Bu da yine Urfa'nın meşhur Urfa çoban köpeği. Ama siz buna farklı bir isim de veriyorsunuz. Nedir? Gureh köpeğimiz. Gureh çoban köpeği. Bakın bu da ilk defa gördüğümüz bir köpek. Değerli izleyiciler, biz tabii ki bir köpek programı yapmıyoruz ama unutmayalım ki bu gördüğünüz köpekler bizim sürülerimizin çok önemli parçasını teşkil ediyorlar. Dolayısıyla bu köpekler de bizim için çok çok önemli. Bu gördüğünüz de Urfa'nın Gureh çoban köpeği. Gureh, evet. Gureh çoban köpeği olarak geçiyor. Evet Remzi, ben tabii program başlayana kadar dinlediğim için birazcık bilgilendirelim istedim. Tamam. Sizden aldığımız araştırdığımız bilgiler sonucunda. Öncelikle çiftçi hatına çok teşekkür ediyoruz. Misafir olduğumuz için geldim, koyunlarımızı tanıtmak için. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne demek? Biz mutluyuz. Evet. Biz teşekkür ederiz sana. Evet. Bizi buralara davet ettin, geldik. Ve bir şekilde çok farklı ırkları göreceğiz. Şimdi sen bize birazcık bilgi ver. Bu sürüç beyazı nedir tam olarak? Sürüç beyazı uzun ve geniş olur. Yani süt bakımından zomdan daha iyi olur. Sürüç beyazı senede bakımı iyi olursa senede iki defa doğurur. Öyle mi? Tabii. Ya da iki yılda üç defa diyelim. Üç defa. Evet. Yani mesela şu anda diyelim doğumlar başlamış. Doğumdan sonra bakımı iyi oldu mu? Kaç ay sonra geliyor tekrar? Bir ay, en fazla bir ay içerisinde yine koça geliyor. Yapma ya. Tabii. O kadar sıkıcı. Yani. Evet. Yani sürünün komplesi değil de sonrasında genç kuvvetli olanlar geliyorlar. Zom. Peki sürüç beyazını devam edelim. Sürüç beyazı. Peki ikizlik oranı nedir? İkizlik oranı %50. %50, evet %50 oranı var. Ha, ilginç, sürüç beyazı %50 ikizlik oranı var. Sürüç beyazı yalnız düz toprağa daha dayanıklı, biraz kibar, çok narin. Öyle mi? Şey gibi değil yani. Yok, zom gibi değil. Zom gibi mesela değil. Sivas Kongal gibi değil. Mesela düz tarlada daha iyi et tutar, verimini daha sağlar. Peki mesela zom beyazının, mesela bunlar zom beyazı anladığım kadarıyla özellikle. Çok Akkaraman'a benziyor. Akkaraman varyetesi zannedersem. Doğrudur. Fakat ayıran en önemli özellik ne? En önemli özellik kuyruğudur. Kuyruğu mu? Ha, kuyruğudur. Ha, bir tane yakalayalım o zaman. Tabii tabii. Bir tane yakalayalım, kuyruğuna bir bakalım şöyle. Daha iyi görelim. Bu arada değerli izleyiciler, şunu da söyleyeyim. Ben buradaki kardeşimi de tanıştırmak istiyorum. Bu gördüğünüz kardeşim
Urfa Harran Üniversitesi'nde Veterinerlik Fakültesi'nde okuyan Mustafa Yıldız kardeşim. Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz bizi aradı. Dedi ki abi gelirseniz bunları çekelim. Onlar da tanışıyorlar aynı zamanda. Doğrudur. Ve kendisi Mersinli ama burada okuyor. Çok koyuna meraklı. Dedim o zaman senin sayende biz buralara geldik. En azından seni de tanıştıralım. Ve bize yardımcı oluyor. Şimdi hocam, bu gördüğümüz Suruç Beyazı. Evet. Suruç Beyazı'ndaki en önemli özellik söylediğin kuyruk biraz daha... Bunun kuyruğu sanki aşağı doğru daha uzun. Hocam bak Sivas Kangal şu koç. Evet bir tane Sivas Kangal yakalayıp getirsinler. Tam farkı görürüz. Aradaki farkı görelim. Emre şu koç getir. Kangal da var. Niye Kangal katıyorsun içine koç şimdi? Şimdi Kangal kuvvetli oluyor. Daşa falan meraya var ya. Ama bozuyorsun bu ırkı. Bu ırk kayboluyor zaten. Bu ırktan çok az kalmış. Biz bir denemek için var ya. Hocam bir denemek, tecrübe edinelim diye... Bu sene koçu bıraktık. Benim gördüğüm değerli izleyiciler, bu bölgelerde yavaş yavaş Kangal'ın çok büyük etkisini görüyoruz. Bunu farklı işte Hamdani ırkı çektik. Ondan sonra Antep ırkı çektik. Onlarda da Kangal kullanıyorlar. Tabii ki ben biraz hani etnik olarak yapıyorsanız karşı değilim ama şimdi Kangal'ın kuyruğu dikkat ederseniz daha burada ve Akkaraman'ın da hemen hemen öyle ve kuyruk dizlerin üstünde kalıyor değerli izleyiciler. Ama burada gördüğümüz buradaki Sürüç Beyazı'nın kuyruğu daha aşağıda ve şu toplanan bölge de aşağıda kalıyor. Yani en büyük ayırıştırıcı özellik bu zannedersem. Başka ne gibi özellikleri var mesela ayıran? Mesela başı diyelim. Kangal'da bandırma daha yüksek. Burası böyle daha siyah. Zaten beyaz demelerinin sebebi burası daha beyaz. Akkaraman'a göre de daha beyaz. Dur. Onun için. Kulakları büyük oluyor. Kulaklar daha büyük ve geniş. Geniş. Yani gördüğümüz kadarıyla kulaklar Akkaraman ve Kangal'a göre biraz daha büyük, geniş. Zaten bakın şurada gözle görebiliriz. Getir buraya. Şimdi mesela bak bununla kıyasladığımız zaman bakın yan yana getirdik şimdi. Akkaraman'ın şu bandırılmış siyahı somağın üstünden ve altından, çene altından dönüyor. Ve dediğimiz gibi kulak yapısına bakarsak eğer kulak yapısı farklı. Yani kulak yapısı Sürüç Beyazı'nda hem daha geniş hem daha büyük. Şimdi bunun bir de özellikle şeyine bakalım. Kuyruğuna bakalım. Evet kuyruk. Bakın. Kuyruk yukarıda görüyor musunuz? Dizin üstünde kalıyor. Bakın. Bu diz altına kadar iniyor. Bu dizin üstünde kalıyor. En büyük değiştiren faktörler bunlar. Evet bunları yavaş yavaş bırakalım. Hayvanlar gitsin ve sen biraz daha bize aktarmaya devam et Sürüç Beyazı'nı. Sürüç Beyazı sütlü oluyor. Evet. Mesela ne kadar süt sağıyorsunuz o zaman sağıyorsanız? Şu anda sağmıyoruz. Sağdığınız zaman? Yani bir kilo süt, bir koyun bir kilo süt veriyor. Kaç ay boyunca sağıyorsunuz? Biz Mart'tan başlıyoruz. 10. aya kadar falan sağıyoruz. 10. aya kadar evet, sağıyoruz. Sağıyorsunuz. Mesela şimdi Doğan var ya, evet. Mart'tan başlıyoruz sağma. Şimdi evet. Kuzular içiyor. Değerli izleyiciler, bu arada sohbete devam ederken iki sürü sahibi arkadaşımız daha geldi. Biz tanıyalım seni. Mahmut Güzen. Evet. Mahmut Güzen. Evet. Mahmut Güzen. Evet. Şimdi kaç tane zom koyunum var? Benim koyunum hep zomdur. Hepsi zom. Kaç evet. adet var? He? Kaç adet var? 150 tane. 150 tane var. Evet. Burada da bir arkadaşımız daha var. Şehmus Keskin. Şehmus senin kaç tane? 50 tane yok. 50 tane zom koyunun evet. var. Efendim zom koyun Karacadağ bölgesinin koyunudur. Evet. Yani hem kışa hem soğuğa yaza dayanıklı bir hayvandır. Evet. Yani kendisini çamurda olsun, dağda, bayırda olsun aynen dağ kekliği gibidir. Taşlarda, kayalıklarda rahat yürüyor. Rahat yürüyor. Çok sağlamdır. Sürüş koyunu ise beyazdır evet. veya biraz narin olduğu için fazla evet. taşlık bölgeye gelmez yani. Anladım. Evet, Karacadağ zom koyunun geneli
kırsal bölgedir. Kırsal bölgede yetişir. Karacadağ tarafları, şu taraflarda mesela gördüğün cabbar bir hayvan yani. Cabbar bir hayvan. Dayanıklı bir hayvan. Dayanıklı bir hayvan. Yani her şeye elverişli bir hayvandır. Evet. Evet. Peki zom koyunundaki mesela ikizlik oranı nedir? Ondan sonra zom koyundaki bize bir tane zom koyunu yakalar mısınız? Zom koyunu gösterin. Zom koyundaki ikizlik oranı evet. Hayvan biçer zamanında evet. İyi yayılırsa hayvan çift getirme ihtimali büyüktür. İyi yayılırsa ikizlik. İyi yayılırsa çoban olursa. Şimdi zom koyunu değerli izleyiciler gel buraya anlat bir özelliklerini bize Şeymus. Şimdi gördüğüm kadarıyla daha kafa yapısında bir kere kara göz yani akma var, gözünde akmalar var. Evet. Ondan sonra burunda da siyahlık var ama tamamını kaplamıyor. Evet. Ve zom koyununun diğer özellikleri 4 tane bile, ayakları tırnaklarında beyaz şeydir, siyahdır. 4 ayağı da 4 evet, tırnağı göbek kısmında siyahlık vardır. Göbek kısmında siyahlık var. Bunda var mı? Var. Evet. Kuyruk kısmında siyah tüyleri bulunur. Bak siyah tüyleri bulunur. Bu yani gerçeği değildir bu. Evet, bu biraz kırmasıdır. Melezi. Anladım. Melezidir. Anladım. Şimdi evet. Ama zom koyununun mesela tüy yapısı daha iyi şeye göre. Sürüç beyazına göre. Sürücün tüyü fazladır. Zomun, Karacadağ koyunun tüyü azdır. Öyle mi? Evet, kilosuna göre azdır. Ama sanki daha sık gibi geldi. Beyaz bana. Koyun 2 kilo yün verse bu 1 kilo verir. Ha, evet. Zom koyunu daha az. Evet. Peki evet. Zom koyununun yavrusu ne kadar zamanda yetişiyor mesela? Beyaza göre beyazdan bir ay önce erken yetişir. Bir ay önce yetişir evet, yani. Evet, evet. Şeyde. Mesela o zaman şunu sorayım. Sürüç kuzusu kaç ayda yetişiyor? Bir şey alıver. Sürüç koyunu mesela kuzusu 6 ayda yetişir. 6 ayda yetişiyor evet, sürüç kuzusu. Doğrudur. O zaman zom 5 ayda yetişiyor. Zom 5 ayda yetişir evet efendim. Zom 5 ayda yetişiyor. Peki ikizlik oranı nedir onu söylemedin tam. Şunu anladım. Mera'da iyi yayılırsa evet. Yayılma döneminde evet. İkizliği artıyor. Bir de genetiğine bağlıdır yani. Hayvanda koç meşhur olursa, koyun meşhur olursa ikizlik oranı getirme büyük ihtimali fazladır. Öyle mi? Evet. Peki mesela senin sürümde kaç tane ikiz var? Onu söyle. Ya benim sürümde yani 50'ye yakın bir koyunun varsa 10 tanesi ikiz getirir. 10 tanesi ikiz getiriyor. Evet, yani %20 ikizlik oranı diyelim. Evet. Dayı evet. Senin koyununda ikizlik ne kadar? Vallahi yeni doğmaya başlıyorum. Şu an 5 tane ikiz getirmiş. 5 tane evet, ikiz getirmiş. Doğmaya başlıyor. Doğum yeni başladı. Evet, yeni doğmaya başladı. Evet. 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 Şimdi siz genelde şöyle gel istersen de kameraya çek. Bırak istiyorsan hayvanı. Gördük. Şimdi benim soracağım sorulardan bir tanesi de şimdi siz genelde hep burada mı yayılıyorsunuz yani yaz biz kış? Yani kışın buradayız da yazın biçer zamanında ovaya dönüyoruz. Aşağı köye iniyoruz. Şu gördüğümüz ovalarda mı yayıyorsunuz hayvanı? Evet. Peki bunlar hep sahiplediğim yani şey yani. Var mı mera var mı aşağılarda? Frezlerde var. Tarlada. Tarlada var ya. Biçer zamanı. Tarlama biçer zamanı. Anızlara iniyorsunuz. Evet 6 ay. Kaç ay anızlarda kalıyorsunuz? 6 ay. Dur. Biçer kaç ay anızlarda kalıyorsunuz? 6 ay. 6 ay kalıyorsunuz. Evet. Ondan sonra tekrar sonbaharda buraya geliyoruz. Yağmur düştüğü zaman buraya çıkıyoruz. Peki hayvanlarınıza takviye yapıyor musunuz? Nasıl yani bir takviye? Yani yem takviyesi yapıyor musunuz? Tabii. Ne veriyorsunuz mesela? Arpa, silaj, saman. Arpa, silaj, saman veriyorsunuz. Evet tabii. Yani bunu ne zamanlarda yapıyorsunuz mesela genelde? Yağmur vurunca yere diyelim prezeler pis oldu mu? Şimdi şu anda veriyoruz. Şu anda destekliyorsunuz tabii, yani. Buradaki ot yetmiyor tabii, yani. Yok. 3 ay. 4 ay. Evet. Mesela Mart'ın 17'sinde artık yem tabakası bitiyor. Peki kuzuları nasıl besliyorsunuz? Onlara ilk başta fenli yemle büyütme yemi var. Başlangıç yemi. Evet. Arpa karıştırıyor, büyürüz. Yani onlar evde hem anasını yemiyor. Hem de arpayla fenli yem yiyor yani. Fenli yem de devam ediyorsunuz. 45 gün devamlı hayvanın önünde, anasının önünde emer yani. 45 günden sonra koyunda süt eksilir yani yetmez o kuzuya. Onun için bir yem takviyesi yapıyoruz onlara. Tamam o 45 evet. Gün boyunca anası meraya çıkıyor mu yoksa çıkıyor, içeride çıkıyor, mi? Yani mera çıkıyor. Sabah çıkıyor. Yavrusu evde doğurdukta, kalır. Yani doğurduğu zaman kaç gün içeride tutuyorsunuz koyunu? En fazla bir iki gün evde kalır başka kalmaz. Kalmaz. Evet. O zaman sadece sabah akşam emziriyor. Sabah akşam emziriyoruz. Sabah akşam emziriyor. Evet. Peki sizin mesela şunu sorayım. İkinize de sorayım. Kuzularınızı
Kaç aylıkken kaç kiloda satıyorsunuz? Kuzular 5 aylıkken tanesi 35 kilo, 40 kilo falan gelir. 35 kilo. Canlı. Canlı kemikten beraber. Evet, kemikle beraber. Evet. Yani kemikle dediğin canlı olarak. Canlı olarak 45 kilo. Zom böyle geliyor. Zom. Beyazı dolunca zomu geçiyor. Öyle mi? Evet. Ha, şimdi o zaman diyelim ki 5 aylıkken zom 35-40 kilo geliyorsa. Evet. Beyaz 6 ayın sonrasında 45 kilo da gelir, 50 kilo da gelir. Kuzuya göre yani. 50 kilo geliyor yani. Aynen, sürük aynen, beyazı. Evet. Peki sizin satış politikanız, yani genelde ne zaman satıyorsunuz bu hayvanları? Biz Nisan'da satıyoruz Nisan. Nisan'da satıyorsunuz. Evet. Mesela kimisi diyelim kuzusu iyi oldu mu Nisan'da satıyor. Gelişmeyene kadar satmayız yani. Sonra gelişmeden kuzuları da evde bırakıp mesela kurbana var ya besliyoruz. Anladım. Çütü mesela beyazın 150 kilo gelir. Tanesi 75 kilo gelir. Kurbana bıraksak. 75 kilo evet, geliyor. Tek, ama tabii. Siz kurbana bırakmıyorsunuz. Ya, yani o mesela bize bağlı. Evet. Diyelim mesela. Dişi hayvanı da sürüye katıyor zaten. Dişi hayvanı da bırak. Satmaz mısınız hiç dişi hayvanı? Dişi yok yani. Satmıyoruz. Ha, hiç satmazsınız. Erkekleri satıyoruz. Sadece erkekleri evet. Satıyorsunuz. Evet. Oradan gelen erkeklerden gelen gelir sizi çevirebiliyor mu yani, yetiyor mu size? Tamam, peynir de falan satıyoruz ya. He doğru. Yemine karşılık işte yemini ancak çıkartabiliyor. Konuşurken mikrofonu tamam. Alırsanız. Yemini ancak çıkartabiliyor yani, mecbur imkanlarımız olmadığından dolayı ancak yem parasını çıkarabiliyor yani. Peynirinden tut kuzusunun satma parasıyla beraber ancak yem parasını, çobanlık parası işte şu çıkartıyor. Şekilde yani. Geçimimizi sağlıyoruz, ne yapalım, başka bir iş yok. Tabii. Evet. Ya koyunculuk aslında güzel ama koyunculukla ilgili ölüm oranlarınız nedir? Ben onu merak ediyorum bir de. Çok ölüm oluyor mu ya sizde? Ölüm oranında 100 hayvandan 10 tanesi fire vermesi normaldir yani. Ya %10 zaten normaldir. Evet. %10 ile 15 arası da. Evet. Sizde hani bazı mesela gittiğim bu bölgelerde bazı yerlerde çok fazla ölüm oranı var. Hayvan vardı. Şimdi Urfa evet. Bölgesi, lafınızı kestim kusura bakmayın. Estağfurullah. Urfa bölgesi deyince kırsal bölge gelir akla değil mi? Evet. Şu gördüğünüz gösterebilir mi arkadaş? Evet, şu karşı tarafı diyor. Şu gördüğünüz evet. Karşı taraf, biliyor evet. Musun? Şu gördüğünüz karşı taraf, evet. Urfa bölgesinin hemen yani 4'te 3'ünü saklıyor. Şu şekil. O ama şu anda makineler çalışıyor. 2 sene sonra meramızı, buralarda hayvan göremez. Niye? Mera yok. Yapma ya. Niye ne yapıyorlar mı? Ya satmış. Satmışlar asıl nasıl etmişler taş ocağı kurulacak. Yani bittikten sonra da bir iki ihtimal diyorlar ki oraya ev mi yapılacak, ne yapılacaksa bilmiyorum. Bize diyorlar ki hayvan besleyin. He. Mesela hayvan beslem, nerede besleyelim? Meramızı gözle görmüyorum. Buradan değerli yetkililerimize de o zaman rica edelim. Burada gördüğümüz meranın tamamı taş ocaklarına satılmış. Evet. Ya ben bazı bölgelere gittim, Gaziantep'e zaten komple taş. Evet. Gidip oradan taşları alsınlar. Evet. Buradan almaya lüzum yok. Hocam Muş'tan, Bingöl'den köçerler çadırı, bak çadırları gözükür burada. Evet, konar binlerce, göçer çadırları. Doğu Anadolu bölgesinden gelen binlerce hayvan şu anda burada. Yörük yani. He, yörükler evet. Yörükler 10.000 hayvan dağ meramızda yayılıyor ama birkaç sene sonra bunlar olmayacak yani. Canım, ya eyvah. 2 sene olmaz yani. Belki bu hayvan da kalmaz. Hem değerli izleyiciler hem değerli eğer bizi dinleyen yetkililerimiz varsa ki çok güzel devletimizin almış olduğu politikalar var. İşte 100 milyona adede çıkartmaya çalışıyoruz koyunumuzu. Ama bir yandan bu koyunu 100 milyon adede çıkartmaya çalışırken eğer biz meralarımızı kaybedersek koyunlarımızı da kaybederiz. Hocam, bu kadar basit. Şöyle koyunların içine doğru gidelim yavaş yavaş. Şu anda meramız olmasa ben bu hayvanı beslemem ki arpanın kilosu 1,5 lira. Evet. Ben tabii. Bu hayvanın mera olmazsa olmaz zaten. Meraya çıkartamasam ben beslemem. Bir tane beslemem. Bir şey diyeceğim. Bu iki sürü mü var burada, tek sürü mü? Bu bir sürü, diğer iki sürü. Karışmazlar değil mi birbirine? Yok. Karışmazlar. Yok. Ha, hiçbir şekilde. Yok. Yani %100 dediğine katılıyorum. Şimdi bazı zaman bazı arkadaş diyor ben koyunculuk yapacağım. Benim meram yok, kapalı yapacağım. Sakın yapma diyorum. Şu anda bu Akziyat köyün merası. Ben yapma dediğim zaman bana kızıyorlar. Yani merasız koyunculuk asla düşünülemez. Olmaz. Mera olmadı mı hiçbir şey yap. Mesrefe çıkartamıyor. Mesrefe altında çıkamıyoruz. Mesrefe altında çıkamıyoruz hocam. Evet. He. Yani merasız olmazsa zaten arpa olmaz. Bin
1.800.000'ye çıkmış. Mercimek samanı 2 milyona çıkmış. Ya zaten samanın hiçbir değeri yok. 2 milyon o samanı versen ne olur? Yok, mesrafe altına çıkamıyoruz. Vermesen ne olur? Yani keşke bu arazilerin bir kısmında ot ekseniz de, yani otu, yani 2000 liraya samanı alıyorsun ya. Yani bugün getirseniz belki tırlarla başka yerden ot daha iyi. Yani otta %8 protein olsa 800 lira otun tonu diyelim. Evet. Geliyor 1 liraya bir protein, %1 protein 100 liraya geliyor. Evet. Senin aldığın 2000 liraya aldığın samanın hiç proteini yok. Mesrafe %1 proteini var. Yani mesrafe çıkartamıyor hocam. Mercimek samanı biraz proteinli olur. Biraz oluyor. Ha, çok biraz, az. Ha, çok az. Bir torba feni 100 milyona çıkmış. Evet. Hepimiz mesraf derim, mesrafe çıkartamıyoruz. Şimdi sizin tabii ki yapmanız gereken, her yerde benim söylediğim o, verimliliği arttırmanız lazım. Şimdi ona siz devletimize biraz sesleniyoruz hocam. Ya devlete tabii ki seslenelim. Evet. Devlete tabii ki sesleneceğiz. Devletten evet, isteyeceğiz ama birazcık da kendimizi geliştireceğiz. Tabii. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Çiftçi TV'yi izliyor musunuz? Ben izliyorum. Sen izliyorsun. Evet, sen izliyor biz musun? De izliyoruz. Tamam. Ya. Orada ama devamlı bilgiler veriyoruz. Dur. Kağıdı kalemi alıp devamlı onları almak lazım. Yani mutlaka diğer kanallar da var belki. Onlar da bazı bilgiler veriyorlar. Yani mutlaka ve mutlaka bizim o, yani kendimizi geliştirmemiz lazım. Doğru. Sadece hayvana yüzyıllardır yaptığımız metodolojiyle besleyemeyiz hayvanı. Çıkamıyoruz. Senin koyunculuktaki çobanlık tecrübene biz asla ulaşamayız. Doğrudur. Bak tecrübe ama tabii. Biz yeni bilgileri, yurt dışından aldığımız bilgileri, işte bizim okuduğumuz okullardaki tecrübelerimizi paylaşarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Doğru. Ne yapacaksın? Vermeden almak Allah'a mahsus. Doğru mu? Tabii. Şimdi senin ikiz yavrun olmuş. İkiz yavrun olduğu zaman sen o ikiz yavruyu doğuran koyuna doğru besleme yapmazsan tabii beslenmez o koyun, ona bakım veremez. Sütü veremez. Yok, işte yani bunun gibi açtan ölür. Şimdi bazı yerlerde biliyorsun, mesela Sivas'ta diyor ki aman diyor bize ikiz olmasın, tek olsun, iri olsun. Çünkü bakımı zor, yani ikizlik çoğaldıkça işçilik çoğalıyor. Tabii bakım vermezse o kuzu çıkamıyor o. Aynen ya, öyle. Süt olmadan o kuzu ölür bir tanesine. Evet. Bir tane süt yiyor, bir diğeri yemiyor. Aynen. Ne olacağı ölecek. Peki kaç dönüm meranız var burada? Sizin? 4300 dönüm meranı, öyle bir şey var. 4300 dönüm meranız var. Peki bu 4300 dönüm merada kaç hayvan otluyor? Valla şu anda 250 hayvan arkadaşlar da geliyor. Hı. Mesela bizim aşağı köyde 300 koyun falan eğiliyor. Toplam 300 hayvan mı? 300-500 vardır. Bütün arkadaşlar şu andaki 300 var. Yani buraya demek ki biraz ıslah edilse ve gübre atılsa buradaki ot miktarı da çoğalır. Yani. Hocam şimdi gübre gerek yok. Şimdi yağmurlar biraz hava ısındı mı diyelim, Şubat 20'den sonra ot kendiliğinden güzel oluyor. Evet. Yağmur eğer yağarsa hocam koyunlar geçen sene yiyeyim de yiyemiyordu. Evet. Geçen sene yağış çoktu ya. Yağmur. Mesela sonbaharda yağmurlar erken başladı mı ot güzel olur. Mesela şu anda bir ay 10 gün, 15 gündür yağmur yağdı. Otlar her taraf yeşerdi. Hemen yeşerdi değil mi? Yeşillik hemen. Bu sene geç yağdı yağmur. Bak, ot geçen sene onlar yiyemiyordu. Peki hiç kuzularınızı, sen mesela gençsin, daha gençsin. Hı. Sen kuzularını hiç tarttın mı? Yani mesela götürürken tartıyorsun. Doğumda tartıyor musun? Yok, valla tartmamışız. Hiç tartmıyorsun. Ufaktır, hala ufak. İlk doğduğunda kilosunu alıp da böyle sütten ne zaman kesiyorum dedin? Mart'ta falan kesiyorsun. Mart'ta kesiyorsun. Hı. Mart ayında kesiyorsun. Hı. Doğumlar ne zaman bitiyor senin? Yani ne zaman doğuruyorlar da Mart'ta kesiyorsun? Ya mesela şu anda yarısı doğurmuş. Ha. Diyelim hangisi geç Aralık doğdu? Aralık Ocak ayında doğuyor demek ki. Mart'ta da şeye başlıyorsun. Hı. Yani yaklaşık 3-4 ay süt emziriyorsun. Için. Tabii. O emzirdiğin süre çerçevesinde de hiçbir şekilde şey yapmıyorsun değil mi? Yani sağmıyorsun. Yok, sağma kesinlikle. Geçenle bu doğan zaten koyunlar var. Doğan koyunlar gene koça geliyorlar. Evet.
doğanlar var ya, koça geliyorlar. Onlar gene doğuruyor. Tabii. Onlar da biçer zaman yazın doğuyorlar. Bu sürüç beyazında özellikleri değil mi? Sürüç de zoom da. Yani genellikle bakma. Mesela bakımı olan koyun, genellikle bakımı olan güzel koyun. Mera güzel oldu mu o genellikle zoom veya da beyaz fark etmiyor. Bakma bağlıdır. Bakma yemi önemli. İyice verirse bunlar hep gene erken doğurdu mesela diyelim sonbaharda diyelim 9. ayda doğuran koyun koça gelir. Geliyor gene. Kesinlikle gelir. Yani %90 %90 gelir. O zaman bir koyundan yılda en az 2 tane kuzu alıyorsun. Doğrudur. O zaman iyi para kazanman lazım. En azından çok bir tanesini çok şükür ama bize izin vermiyorlar. Meram hayvancılık yapın diyorlar. Meram bırakmıyorlar. Evet, o çok orman diyor, orman yapacağız. Yani meraları orman ya da yaparlar ya da eğer taş ocağına çevirirlerse yazık olur. Bütün bu çevre ile köylerden komple toplandılar. Asker, devlet geldi. Karşıdaki dağ var ya. Dur bir dakika, elini aldı şey. Göster bak, bakayım. Karşıdaki dağ var ya. Evet. Karşıdaki dağ bak onu orman yapmışlar. Orman da yoktu hocam. Ha bak hayvan rızkı kesildi. Adam orada bir sürü masraf yapmış, ahır yapmış. Şimdi otlatamıyor. Bu orman devletin malı olduğu yaklaşabilir misin? 30 sene sonra otlatabilir. Otu içine giremiyorsun hocam. Şu anda orman var ya. Orman genel faydası bize var. Ama taş ocakları bana kimseye faydası yok ki. Taş ocağının bir de çirkinlik. Çirkinlik yani sonra... Bir de bizim fıstık tarlalarımız, mercimeklerimiz toz dumanında fıstıklarımız yetişmeyecek. Tabii o da o problem de var. Ayrıca da yani taşlık bölgelerimiz var. O taşlık bölgelerden alsınlar. Tabii canım. Yani burası evet taşlık bir bölge ama çok güzel de yani mera var yani. Şu anda ancak ya, içine girdiğimiz zaman görüyoruz bunu. Tutanağın tutuk ot biçilmiyor, ot yeşermiyor bilmem ne filan fişman. Şimdi daha görün ki 10 bin koyun yayılıyor. 10 bin koyun. Tabii canım Muştağ'ın Bingöl'den gelen. Gelmiş, bak çadırlar gözle görünüyor. Şu ileride. Tabii, evet Muştağ. Görüyorum ileride. Ya. Her yerden geliyorlar. Burası yani, havası hoş. Ot olmasa koyun. Evet burası ya, çok güzel. Ya, ot yani. Olmasa koyun burada ne iş var? Urfa belgesi size attı. Peki ben bir şey soracağım. Buralarda en büyük problem hiç ağaç yok ya. Ağaç yok. Ağaç yok. Yani buralarda yok da köyde komple köyde ağaç var ama buralarda yani genelde fıstık, komple fıstık. Koyun için gölgelik yok yani koyunlar için. Var mı? Yazın görmedin köye gelme. Köyün içinde var. Köyün içinde var. Dur ağacı görün. Köyün içinde ağaç çoktur. Var. Yazın ağaçları altında biz yaylıyoruz. Peki ben bir şey soracağım. Buralarda kurt var mı? Var. Kurt bizden yoktur ama o dağda vardır. Şu karşı dağda var. Orada bak 7 yıldır ben buradayım. Kurt yüzü görüyor ama tilki var, tavşan var. Tavşan mı oldu? Evet, tavşan çok. Mahmud Ahmet kurt yok diyor da. Mahmud Ahmet dışarıda yatırmıyor ki koyunu kurtu görsün. Sen yatırıyorsun. Kışın ilkbahardan bizi hocam şimdi ağaç ya. Diyorsunuz da. Mesela biz yazın biçer zamanda köye indiğimiz için. Köy hem her taraf yemyeşil. Evet. Ağaçlık çok ondan dolayı. Bir de mesela ağaç kolay kolay burada yetişmiyor. Artı... Su almıyor. Ya, su almıyor. Değil mi? Almıyor. Ondan yani, dolayı taşlık olduğu için. Taşlık olduğu için almıyor suyu. Ama ot yetişiyor bir tabii, şekilde. Tabii tabii tabii. Peki şu kurttan demiştin. Kurt var dedin sen. Mesela şu arkadaş gerçekten geçen sene bunun koyuna girdi. Sürüsüne. Öyle mi? Tabii. Yapma ya, anlatsana şu hikayeyi Şemus. Abi bu kırsal bölgede kurt bulunur yani. Evet. İşte kurt bulunduğundan dolayı da biz de köpek besler işte. Bizim köpeklerimiz kurt boğandır. Yani, şu sizin meşhur Urfa evet, çoban köpeğiniz. Evet evet bunlar ne çoban köpeği. Ne diyorsunuz ismine? Bunu yerli güreklerdir yani. Bu. Gürek. Evet. Gürek. Gürek diyorsunuz değil mi? Evet evet. Peki sen kaptırdın mı hiç koyununu kurda? Ya köpek olsa biraz zor yani götürmez. Köpek. Köpek alır elinden yani. Köpek kurttan kurtarıyor yani. Evet evet evet. Ama olmadığı zaman diyorsun sıkıntı oluyor. Sıkıntı yani oluyor, kaptırdın evet. mı hiç sen? Kaptırdım. Bazen kaptırıyoruz yani. Yapma ya. Vallahi. Kaç tane kaptırdın? Çünkü kurt meşhurdur. Öyle mi? Evet. Kaç tane kaptırdın sen mesela? Ya şimdi geçen sene yani, geçen sene bir iki tane kaptırdık yani. Nasıl geliyor? Sürü halinde mi geliyorlar? Sürü halinde olmaz. Bizim Urfa bölgesinde sürü halinde olmaz. Tek geliyorlar. Tek gelir. Fazla yok yani. Gece öyle mi? Evet. Gece. Gece gelir. Tek geliyor ha? Tek geliyor. Tek geliyor. Ondan sonra eğer köpek uyanık değilse? Uyanık değilse götürür yani. Peki köpekler ama uyanıksa onu evet, 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 evet. kaçır. Köpeğin görevi kurttur. Yani köpek iyi olmasa da her köpek gece kurta gitmez. Her köpek gitmez evet, değil evet, mi? Yürekli bizim, olması evet, lazım. Evet, biraz. Bizim buralarda biz kangal mangal beslemeyiz. Yani bizim yerli köpekler var.
Ha. Onun için. Dişi erkek köpeği. Daha sert oluyor yani evet, çoban evet. Köpeği. Evet, daha evet. Sert oluyor. Dişi diyorsun. Dişi kurt olsa köpek yetmez yani. Erkek olsa yetmez. Anladım. Anladım. Evet. Peki kuzuları salıyor musunuz hiç beraber koyunlarla? Kuzuları Mart'ın sonunda bazen salıveriyoruz. Annelerle beraber yayılıyor. Sürüye katanlar oluyor yani. Anneleriyle beraber evet, salıyorsunuz. Evet, evet. Sonra dişileri devamlı salıyorsun herhalde dişi, sürüye. Dişiler devamlı. Mesela Remzi arkadaş bana dişi kuzularını katar, emanet öyle eder. Mi? Ben de kendi dişi kuzularımı ona emanet ederim. 2-3 ay anneleri görmedikten sonra tekrar geri getiririz. Ha, birbirinize takas yapıyorsunuz takas, yani. Emmesin diye senin, anasını. Senin dişi kuzuların evet, Remzi'ye evet. Çünkü, gidiyor, Remzi'ninkiler sana geliyor. Koyunlar yani hiçbir zaman yavrusunu unutmuyor. He. 6 ay geçse de tanır yani kuzu kokusundan ama tanır. Unutturuyorsunuz siz unutturuyoruz onu. Evet. Kaç evet. Ay bakıyorsunuz öyle ayrı ayrı? 2 ay biçer zamanı biçerden sonra katıyoruz birbirimize. 2 ay ondan sonra katıyorsunuz tekrar. Evet evet evet. Anlıyorum çok enteresan ve değişik. İmece var burada yani. İmece usulü. Evet. Çok çok önemli tabii. Şimdi evet ilk defa zomla beyaz sürücü gördük. Evet. Yani zomla beyaz sürücü görmemiz çok çok iyi oldu bizim açımızdan. Evet. Çok değişik. Mesela dedin ki bazıları melez dedin. Ama melez olmayanların mesela karnında da siyahlık var dedin. Evet. Özellikle zom koyununda dedin. Şu görünen, şu görünen iki tane hayvan yani evet. Hakiki zomdur. Şunlar evet, ikisi hakiki zom. Karajdağ bölgesinin koyunudur. Siverek koyunları. Siverek Karajdağ. Anladım. Evet, bu da hakiki... Evet, güre, evet, evet. Çoban köpeği evet, çoban, değil mi? Çoban köpeği. Isırmaz değil mi bizi? Yok ısırmaz kesinlikle. Tamam. Isırmaz şöyle. Ama geceleri bırakmaz. Canavardır sürüye, yani. Evet sürüye hiçbir insan olsun veya affedersin hayvan olsun bırakmaz yani. Vallahi evet. Maşallah şey gibi aslan gibi yatıyor. Çobanın ya. İzni olmadan sürüye yaklaştıramaz. Yani. Kimse yaklaşamaz yani. Aynen. 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 Maşallah işte. Maşallah. Yani. Senin koyunların da doğurmaya başladı mı? Doğurmuş benim koyunlarım. Ha, hepsi mi doğurdu? Daha var bir 10-15 tanesi var. 15 tanesi Ocağın var. Sonunda bizim koyunların doğma şey biter yani. Peki ben bir şey daha soracağım. Şimdi siz 35-40-45 kilolarda hayvanlarınızı satıyorsunuz. Evet. Kaç liradan satıyorsunuz ve nereye satıyorsunuz? Kilo hesabına verir. Evet. Kilo hayvan pazarında kaç kilo hesabına mesela? Verir. Mesela diyelim 40 kilo gelirse 20 milyondan hesaplasan 800 lira. 800 lira 750 milyon 800 civarı tutar. Erkek kuzu. Erkek kuzu. Dişi? Erkek kuzu. Dişi o kadar gitmez yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ülkemizin yaptığı bir hatayı söyleyeyim. Bizde hep erkek kuzu erkek kuzu denir. Evet. Halbuki kuzunun lezzetlisi dişi kuzu olur. Ama ben bunu hani damızlık yapmamız daha iyi tabii ki ama. Doğrudur. Ben hani damızlık vasfı olmayan yani üretkenlik vasfı olmayan dişi kuzular satıldığı zaman bana göre erkeklerden daha fazla efendim, etmesi erkek, lazım. Bu büyükbaş için de geçerli bu dediğim. Aynen aynen. Büyükbaş için aynen. De geçerli. Çünkü tamam. Atlayan hayvanın eti diğerinden biraz daha şey olur. Çünkü erkek atamayan, hayvan evet, stres evet. Yapar. Aynen. Stres yaptığı için bazı salgıladığı hormonlar evet, ette evet, bir evet. Şey bırakır. Evet evet iz bırakır. İz bırakır. Evet evet. Ama dişi hiç bırakmaz. Doğru. Onun için Avrupa'da insanlar kastre edip yani yumurtalıklarını lastik takıp kısırlaştırdıktan sonra kuzuları büyütürler. Evet. Dolayısıyla onlarda o stres faktörü olmaz. Hocam bir şey daha anlatayım size. Bizim Urfa bölgesinde biz her hafta etimizin lezzetli olması sebebi her hafta tuz hayvanları veriyoruz. Haftada bir tamam, tuz veriyoruz. Tamam güzel. Lezzetli oluyor. Ama onu şeyde de yapabilirsiniz. Yani koçu hiç çıkarıyor musunuz içinden siz hayvanı? Çıkartmıyoruz. Ama çıkartmanız lazım. İşte yaptığınız hatalardan bir tanesi bu. Evet. Yani hayvanlar gebe kaldı. Evet. 2 ay mı tuttun koça, 1,5 ay mı tuttun? Ondan sonra çıkartacaksın. O çıkarttığın zaman diliminde hayvan işte gebelik ayrı, süresinde ayrı doğuracak, ayrı olacak. Evet. Ondan sonra işte koç katmadan önce işte 4 gün tuzunu ver, buğdaya başla, buğdaya ver. Yani flashing, hani duymuşsunuz İngilizce bir kelime. Yani flashing nedir? Hayvanın işte hani ışık patlardı tabii, eskiden tabii, böyle tabii, tabii, flash tabii, olurdu şeylerde. Doğru, doğru, yani doğru. Yumurtalıklarının harekete geçmesini doğru, sağlamak. Evet, evet, doğru. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani onun için kesinlikle koçları belli dönemlerde ayırmak lazım. Doğrudur. Evet. Kaç saat otlatıyorsunuz böyle genelde? Sabah 8-8.30'da çıkartıyoruz.
Akşam 4. Akşama kadar. 4'e gün batımına kadar. Gün batımına kadar. Oya bağlı. Gün batımı. Yazın kaç gece otlatmalar mısınız? Ha, yazın gece otlatıyorum. Dışarıda. Yazın dışarıda mı? Yazın dışarıda. Kaçta çıkıyorsunuz yazın mesela? Yazın ikindi zamanı çıkarız. Sabah 9-10 gibi suya getiririz. Tekrardan kaldırıp aynen o şekil. 24 saat dışarıda yani. Sağımını süt varsa sağılır. Ondan sonra 24 saat dışarıda yani. Dışarıda, devamlı evet. Dışarıda. O zaman evet. çobanlık yapıyorsa gelir yani. Mecbur hayvanla beraber yatıp kalkıyorsun evet, değil mi? Evet, aynen dışarıdayız. Size erzak getiriyorlar o zaman. Erzak atarız eşeğin haybesine, erzakımızı. Oradan gece aç kalınca yeriz. Sabahları kahvaltı yaparız. Sizde de şey var mı? Bu Gaziantep'te ennek diyorlar. Hani kısır erkekler eşeğin peşine takılıyor. Sizde var mı o, yok, o gelenek? Yok, o bizde yok. Mesela şu anda çayımız falan hepsi senlik götürüyor. O bizde yok. Domates, salatalık, işte biber. Bir şey diyor dayım. Dayım söyle ne getiriyorsunuz? Bu kahvaltılık biz biber götürüyoruz yazın. Salatalık, domates, biber. Her şeyi taşıyorsunuz yanınızda. Bak arkadaşlar hayvanı sırtına... Eşek ağzına kadar dolu diyorsun. Çay, her şeyi orada işte temin ediyoruz. Evet. Saat 9'dan işte kahvaltı başlıyoruz. 9'da başlıyor. Kahvaltıyı yapıyoruz. Genelde hayvan gitmiyor başka yere değil mi? Buraya gelsenize böyle devam edelim. Hem bakalım hem sürüyü biraz güdelim. Meramız daha aşağı kadar sürüyor. Aşağı kadar gidiyor ha Mera? Tabii. Fıstık, yani fıstık hizasından... Yok ya saatte fıstık yaklaşmıyoruz. Evet. Yani bu Mera bu tarafa doğru gidiyor. Zaten 4500 dönüm oldukça iri bir Mera. Değil mi? Evet. Ama hayvan burada otlayacak şey buluyor. Tabii evet. Rahat. Zaten sizin havada kar yağmıyor buraya değil mi? Çok nadir. Çok. Urfa bölgesinde yani hep bu sıcaklık mı? Kışın geçen sıcaklık bu mudur en soğuk sıcak? Yok yani mesela geceleri ayaz oluyor da gündüzler normalde sıcak. Tamam, geceleri ayaz oluyor ama mesela şu anda hava çok güzel. Şu anda güzel. Çok güzel. Güneş var. Ya hava güzel. Ya bizim kışımız 2 aydır. Kış 2 ay yaşıyoruz. Yani, öyle mi? 2 ay yaşıyoruz. Evet. Yani o da bir gün yağmur, bir gün hava hoş. Yani genellikle güzeldir yani. Şu anda Adıyaman dağlarının kar kaplıyor bak. Evet, evet. Her taraf dağlar var orada. Karlar var. O tarafta da karlar var. Tabii. Şey ne tarafta buradan? Suriye ne tarafta şimdi? Suriye şu tarafta. Suriye bu tarafta kalıyor değil mi? İran da bu tarafta o zaman. Doğrudur. Irak bu tarafta. Hani Suriye, Irak, İran bu tarafta. Tabii hepsi sınırımızdan geçiyor. Geçiyor değil mi? Tabii. Hepsi geçiyor. Tabii. Peki hayvan gönderiyor musunuz gene yurt dışına? Var mı öyle şeyler? Oluyor mu? Vallahi bilgimiz yok şu anda. Yok değil mi? Daha öyle şeyler yok. Yok. Peki ben bir şey soracağım. Buradan bütün ülke seyrediyor şimdi. Ben çok hep Marmara bölgesinde çekiyordum falan. Sonra geldik buralara. Doğudan başladık. Güzel. Artvin'den başladık. Ardahan, Ağrı, Erzurum, Iğdır. Böyle geliyoruz aşağı doğru. Gaziantep, Urfa, Elazığ, Tunceli oralara kadar gittik. Buradan Şanlıurfa'mız olarak. Mesela ben de eski alışkanlık hep Urfa diyorum. Halbuki Şanlıurfa. Doğrudur. Fakat biz biraz... şeyimiz eski. Nüfus kağıdı eski. Doğrudur. Dolayısıyla aklım hep böyle Urfa diye. Yani biz geçmişimizde geldiğimiz zaman eskiden Urfa'ydı. Evet, evet. Sonra Şanlıurfa diye benim bildiğim oldu. Evet. Şimdi Şanlıurfa'dan vermek istediğiniz ülkemizin diğer taraflarındaki bizi seyreden sürü sahipleri var. Koyun sevenler var. Mesela hiç hayatında koyun beslememiş ama bizi seviyor. Bu sohbetleri seviyor. Şey yapıyor. Buradan vermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Mesela sen ne mesaj vermek istiyorsun? Hepiniz bir mesaj verin. Ya mesaj işte hayvan yani sevimlidir. Hayvanla haşir neşir olmak çok sevimli bir şey yani. Ben gerçekten yaşım 50'ye yakın ama hayvan içinde büyüdüm ben. Yani hayvanın içinde büyüdüm. Hayvanın içinde büyüdüm. Yani beslenmek iyidir. Hiç olmazsa devlete bir katkı olur. Mesela etimiz dışarıdan geliyor. Şu bu dışarıdan geliyor. Ama şu hayvanın eti dışarıdakinden bir değildir. Eğer bu meraları kurtarırsak bu hayvanlar çoğalır değil mi? Bu meraları kurtarırsak mesela Allah devletimizden razı olsun. Hayvan desteklenmesi yapıyor, kuzu desteklenmesi yapıyor ama yer olmayınca neyin desteklenmesini yapacaksın? Ben buradan... İstersen üç misli destek yap değil mi? Devletime, büyüklere sesleniyorum. Yani meraları... Kurtarın. Evet biz de sesleniyoruz. Yani... Değerli izleyiciler, değerli dostlar, değerli devlet yetkililerimiz...
Bu sesi ne olur duyun. Gerçekten meralarımızı kaybetmeyelim. Köyden şu an efendim genç kalmamış. Hep şehir kısımlarında, sokaklarda, kahve, köşe bucaklarda. Ama evet. Meraları kurtarsak belki evet. O gençler köye de döner, işin başında da durur. Benim şu anda 2-3 tane oğlum var, koyun dedin mi gitmez kesinlikle. Evet. Mera yok, bir şey yok, nereye götüreyim diyor. Nereye götüreyim? Bunun tarlası, bağı, bahçesi ya, derken. Benim bir sloganım var. Evet. Ülkemizin geleceği koyundur. Küçük evet, başlı evet, keçindir. Evet, evet. Haloldur, halol evet. Küçük başın geleceği de meralar. Mera, İnşallah mera. Mera olmayınca kurtarız. Ne olursa olsun. Paran olsun olmasın sıkıntı aynen. Olmaz. Aynen. Ama mera olunca gider bir köşeden ortalığına gene hayvan beslersin. Doğru. Budur yani. Doğru diyorsun. Evet. Evet, sen de bir mesaj ver bakalım. Ben mesela 20 senedir bu işi yapıyorum. Evet. 10 taneden başladım. Kaç yaşındasın? Ben 36 yaşındayım. 36 yaşında. 10 taneyle başladım. 10 taneyle başladım. Askerden önce de besliyordum. Ben merakı olmayan hayvana gidemez. Evet. Aynen. Meraklı bir saat aynen. Gidemez. Ben mesela meraklı olduğum için şu anda babamın asıl köyü burası. Evet. Köyümüz aşağıda olduğu için mera yok. Koyun besleyemiyordum. Şurada bir dam yaptım. Kendine? Kendime. He. Yani biraz imkanları zorladım. Bu hayvanı besledim. Şimdi ondan merem olsa 200 tane yerine 300 tane beslerim. Evet. Destekle. Hayvancılığı seviyorsun. Seviyorum. Hayvan küçük kapımda olmadı mı rahat edemem. İkincisi hayvan desteklemesini istemiyoruz. Mera. Meraları boş bıraksınlar. Yalnız mera olduysa hiç sıkıntı olmaz. Meraları kaybetmeyelim yeter diyorsun. Tabii. Aynen. Mera gittiyse hayvancılık öldü. Aynen. Mesela aynen. Devlet diyor ki hayvan besleyin. Tamam şu an besleyelim. Burası olmasaydı ben nereye geleceğim? Şu anda ben burada aşağıda olsam arkadaşın 300 sürüsü vardı. Hepsini sattın. Sattım. Mera yok. Mera yok. Mesela ben bu köyüme geldiğimden dolayı çok mutluyum. Mera olduğu için. Mera olduğu için evet. Mera olmasa ben 10 tane beslemem. Evet. Arkadaş 300 sürü sahibiydi. Şimdi 50 tane besliyor. Mera yok. Masrafı çıkamıyoruz. Yani şu anda diyor küçük dişiye 100 lira destekleme istemiyoruz arkadaş. Mera. Mera. Merayı kaybetmeyelim. Mera önemli. Evet buradan bence bence buradan mesaj alındı. Bu ülkemizin ben neresine gidiyorsam gideyim. Ben şahsım adına söylüyorum. Her yerde aynı sorun var. Aynen. Yani Marmara bölgesine de git. Ege'ye de git. Balıkesir'e git. Ankara'ya git. Afyon'a git. Antalya'ya git, oraya nereye gidersen bak Ankara'ya git, televizyon, her yerde çiftçi TV'de izliyoruz. Şöyle bir şey var, yani belediyeler, değerli belediyelerimiz şöyle görüyor. Aa mezarlık lazım, Mera'dan bir parça alalım. Aa sanayi lazım, Mera'ya kuralım. Şu lazım, Mera var, oradan alalım. Yani bizim Mera'larımıza ne olur dokunmayın. Mera'lar bizim için çok çok önemli. Evet. Hayvancılık yani Türkiye'yi kan kaldıran bir meslektir. Aynen, küçükbaş bizim geleceğimiz. Yani bak yıllarca biz büyükbaş dedik. En büyük hatayı orada yaptık. Bu topraklar, bu meralar küçükbaşa göre. Doğru. Şimdi burada yine otlatabilir misin? Asla olmaz. Hayatta otlatamaz. Hayatta otlatamazsın. Bizim köyden 7-8 tane sürü çıkardı. Her bir sürünün tanesi 700 koyun, 600 koyun, 500 koyun. O zamanlar köyün mağduru bile kurban yapardı. Şu an elinde para olan adam gene yapmıyor. Çünkü bir koyun olmuş 2 milyar para. Bir kurban 2 milyardan aşağı değildir. Doğru. Benim gücüm yetmiyorsa ben onu da yapamıyorum. Yapamam. Ama mera olsa köyün gene çoğu beslemeye başlar. Evet, aynen. Yani budur. Meraları bıraksınlar. Devlet bize destekleme vermesin. Yeter ki meraları bize meraları boş bıraksın. Kurtarsın. Kurtarsın biz başka bir şey istemiyoruz yani. Meraları bize kurtarsın. Evet. Hayvanı rızkı evet. Kesiliyor. Evet. Burada ihtiyacı evet. Olunca ihtiyacı iki hayvanı arabaya atarsan çoluk çocuğa ihtiyacı görürsen hocam. Doğrudur. Ha, emellik yapamıyoruz. Evet. He? Evet. Ya şimdi emellik biz yapamıyoruz hocam. Dayı bu dedemin mesleği. Verdik. Bu dedemin dayı, meslekidir. Doğru, haklısın. Bak hep emoğulları tek yetti. Ben yalnızı dedem mesleği bırakmıyorum. İnşallah devam eder. İnşallah devam eder. Bu arada programımızın sonuna geldik. Valla devlete sesleniyoruz. Devletimize sesleniyoruz. Tamam. Programın sonuna geldik. Buradan Çiftçi TV'ye
Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bizi dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Tanışmamıza vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Razı olsun. Buradan ben da bu arada değerli izleyiciler çok güzel bir sohbet oldu. Olsun. Her zaman olduğu gibi sevgilerimizi iletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sağ ol. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Teşekkür.